Hoş geldiniz. Bugün nefis bir eriklik kek hazırlıyorum arkadaşlar. Biraz mikserime çekim yerim uzak olduğundan dolayı artık böyle sizlere o miksere çırptığım aşamayı gösteremeyeceğim arkadaşlar. Bir su bardağı toz şeker ve iki tane sıcak dolapta olmayan domates dolapta olmayan iki tane yumurtamı tavuklardan sabah almıştım. Onları güzel çırptıktan sonra diğer işlemlerim var. Yarım su bardağı ayçiçek yağı kullanacağım. İki yumurta ve bir su bardağı toz şekerimi çırptıktan sonra yarım su bardağı ayçiçek yağımı kullandım. Bir su bardağı sütümü kullanıyorum. Alabildiği kadar un kullanacağım. Kabartma tozu. Ondan sonra bir tane vanilya kullanacağım. Unlarımı alabildiği kadar kullanacağım arkadaşlar. Evet, böyle bir unum var. Unu kullandım. İki su bardağına yakın bir un kullandım. Ondan sonra vanilya atıyorum arkadaşlarım. Evet, vanilyamı attım. Vanilyadan sonraki işlemim ise kabartma tozunu da atıyorum. Ve hemen gene mikserimde diğer tarafta prizi olan yere gidiyorum. Orada çırpmaya devam ediyorum. Evet, iki su bardağı un tam geldi, kıvamında oldu arkadaşlar. İki yumurta, bir su bardağı toz şeker, onu güzel çırptıktan sonra diğer işlemler: iki su bardağı un, bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane kabartma tozu, bir tane de vanilya. Tam isabet oldu. Harika bir harç oldu arkadaşlar. Ve bu kadar da bir eriğim var. Eriklerim var. 10-15 tane bir erik var. Onları da katıyorum. Evet, bugün erikli bir kek yapacağım arkadaşlar. Ve sonra fırın kabımı alıyorum. Yağladıktan sonra fırına veriyorum. Fırında 180 derecede artık olabildiği kadar pişiriyorum. Herhalde bir 20-25 dakikayı bulacak veya 15-20 dakikayı bulur. Çünkü erik var içinde, ne olacağını bilemiyorum arkadaşlar. Evet, harcım da hazır oldu. Hemen kek harcımı boşaltıyorum arkadaşlar kalıbıma. Evet, erikli harcım. Evet, erikli harcım, güzel kek harcım hazırlandı. Evet, bugün erikli nefis kek hazırladım arkadaşlar. Fırına geçiyorum. Fırında 15-20-25 dakika arası pişiriyorum arkadaşlar. Evet, bugün nefis bir erikli kek hazırladım arkadaşlar. 20 dakika pişirdikten sonra erikli kekimin durumu bundan ibaret. Evet, nefis bir erikli kek yaptım arkadaşlar. Servis içinde, sunum içinde size bunu göstermek istedim. Harika oldu arkadaşlar. Evet, Ramazan Sözer'le Özel Tatlar'da tekrar görüşelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.